arkası yarın. Deniz Kurdu 8. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Jack London. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Engin Karagöz. Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. İndiğini okyanusta kayalıklara çarparak batan gazeteci yazar Van Veydun, tesadüf eseri oradan geçmekte olan ayı balığı avcısı bir kaptanın gemisi tarafından kurtarılır. Kurt Larsen adındaki bu kaptan, bütün ahlaki değerlerden yoksun, kanun tanımaz bir zorbadır. Ona göre daima güçlü olan haklıdır, güçsüz olan ezilmeye mahkumdur. Bu anlayışı gemisindeki tayfaları kendisine düşman yapar. Derken bir gün içinde 5 kişi olan bir sandal görürler ve gemiyi alırlar. Bunlar batan bir gemiden kurtulmuş kazazedelerdir. İçlerinden biri bir kadındır. Bir gece kaptan kadını askıntılık edeceği sırada gazeteci tarafından kurtarılır. Kaptanın kendilerinden intikam almasından korkan gazeteci ile genç kadın bir sandala atlayarak hayaletten uzaklaşırlar. Sabah olduğunda kendilerini okyanusun ortasında bulurlar. Öyle yorgunum ki. Söylemiştim sana. Dümen kullanmak kolay değil Bayan Brest. Biliyorum ama sonsuza kadar uyumadan dinlenmeden dümen kullanamazsın Bay Beydin. Japonya'ya ne zaman varacağımız belli değil ki. Brest'tir. Sana mal diyebilir miyim artık? Tabii. İçinde bulunduğumuz şartlar ister istemez bizi birbirimize yakınlaştırdı. Hadi yürü artık. Seni bu sandalın ikinci kaptanı tayin ediyorum. Tayin mi? Evet. Ve bu işi yapabilmem için de iyice uyuyup dinlenmeni istiyorum. Pekala Kaptan Humphrey. Emrinizi yerine getireceğim. Neler olur Humphrey? Korkacak bir şey yok Mal. Fırtına çıktı yine. Ama sakın yerinden kalkma. Havada kararmış. Doğru yolda gittiğinizden emin misin? Bilmiyorum. Sanırım rüzgar rotamızı değiştirdi. Güneydoğu'ya doğru sürükleniyoruz. Dümen nöbetini almamı ister misin? Hayır hayır, bu havada dümeni tutamazsın, yaksan iyi olur. Bu altın dalgalar sandalı bir sağa bir sola atarken nasıl uyuyabilirim ki? Sanırız. Korkmuyor musun? Neden? Sandalımızın alabora oluşunda. Hayır. Ama alabora olursak denize düşer boğuluruz. Biliyor musun? Ben insanların doğuştan alınlarına yüzü yazıldığına inananlardanım. Eğer alnında burada ölmek varsa korku neyi değiştirir ki? Ya sen? Korkuyor musun? Eğer bunu 8 ay önce sorsaydım hiç çekinmeden korktuğumu söylerdim ha. Ama artık korkmuyorum. Kurt Larsen'in içime sinirdiği ölüm korkusu beni korkutacak. Rüzgarın bir o yana bir bu yana esmesine artık nereye gittiğimizi, nerede olduğumuzu unutmuştum. Fırtınalı günler, fırtınalı geceler, okyanusun bizi beyazlığıyla tehdit ettiği birçok günler geçirdik. Ve durmadan kuzeybatıya doğru sürükleniyordu. İşte böyle bir fırtınada gün ne zaman ışıdı, güneş ne zaman ortalığı aydınlattı bilmiyorum ama kendime geldiğimde gördüğüm şeye inanamadım. Malt, Malt kalk, kalk ulan. Ne oldu, bak, ne var Humphrey? Bak ileriye bak, ne görüyorsun orada? Aman Allah'ım, kara. Evet, bir ada, küçük bir ada. Ne fark eder? Kara olsun da nasıl olursa olsun. Günler sonra bizi karaya ayak basma şansını verdiğin için şükürler olsun sana. Yüzme biliyor musun? Hayır, ya sen? Ben de bilmiyorum. Neden sordun? Adanın çevresi kayalıklarla dolu. Bu rüzgar altında onların arasından geçersek sahile ulaşabileceğimizden emin değilim. Ama yine de deneyeceğiz. Geçemezsin. O takdirde kayalara çarpıp parçalanırız. Yüzme de bilmediğimiz için boğulabiliriz. Ama ben o sahile sağ salim çıkacağımıza eminim Humphrey. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü sana... Kaptanımıza güveniyorum da ondan. Madem sen inanıyorsun ben de bu sandalı kayaların arasından tereyağından kıl çeker gibi geçireceğim. Dümeni kır! Dümeni kır! Bir kaya parçası var önümüzde. Hayır! Hadi, hadi! Ay, çok şükür. Az kalsın çarpıyorum. Tam zamanında uyardın beni. Aman Tanrım! Bu sesler de ne Humphrey? Bu sesler bana hiç yabancı değil.
Evet. Bunlar ayı balığı seti Mal. Aman aman şuraya bak. Karşı sahile bak. İnanamıyorum. Yüzlerce, binlerce hem de. Hiç hayatımda bu kadarını bir arada görmemiştim. Kaptan dersen bunları avlıyordu. Evet, derileri için öldürüyordu bunları. Kıyı onların bulunduğu yerden mi çıkacağız? Hayır, o kadar çoklar ki onların arasından yürüyemeyiz. Sağ taraftaki kumsal boş, oraya çıkarız. İşte ayağımız karaya değdi Mahmut. Biliyor musun? İçimden bunun için Allah'a ne kadar dua ettim. Ben de ettim Mahmut. Acaba bu adanın ismi ne? Bilmiyorum. Ama ona Gayret Adası ismini verebiliriz. Ne dersin? Güzel bir isim. Evet. Gayret Adası olsun burası ismi. Şimdi sıra geldi. Günlerdir canımı çeken şeyi yapmaya. Neymiş o? Sıcak bir kahve. Günlerdir bunun özlemini çekiyordum. Senin canın çekmiyor mu? Çekmez olur mu? Burnumda tutuyorum. Hadi hemen pişirelim. Olur. Kahrolsun. Yerin dibine bassın. Ne oldu? Ben kafasız budala adamın tekiyim Mahmut. Söyler misin neden durup dururken kendine hakaret ediyorsun? Çünkü kibrit yok. Tek kibrit bile almamışım yanıma. Şimdi kahve, çay, çorba ya da başka bir şey nasıl yapacağız? Önemi yok. Şimdiye kadar ateşsiz yaşadık. Bundan böyle de onsuz yaşamamız için hiçbir neden yok. Ama şu kahveye bak. Üstelik de en iyisi. Kurtlar senin özel kahvesiydi. Bence ateşle kahveden önce başımızı sokacak bir damaltı barınak gerek bize Hampi. Geceleri açıkta geçiremeyiz. Bunu ben de düşündüm Mahmut ama elimizde barınak yapmak için hiçbir alet yok. Rüzgar dinerse yarın sandığına benim adanın çevresini dolaşacağım. Yakınlarda bir yerde liman veya insanlar olabilir. Ben de seninle gelmek istiyorum. Burada kalsan daha iyi olur. Çok yorulursun. Burada kalıp dinlenirsen beni memnun edersin. Hayır. Seninle gelmeyi tercih ederim. Sana yardım edebilirim. Hem senin başına bir şey gelirse burada yalnız kaldığımı bir düşün. Pekala. Çok istiyorsan gelebilirsin. Eyvah, yağmur başladı. Çabuk sandalın yelken bezini alıp altına girelim. Geceyi de onun altında geçiririz. Başka çare yok. Humphrey, uyan sabah olmuş. Bütün gece ölü gibi uyumuş o zaman. Evet, yağmur da dinmiş. Gökyüzünde de harika bir güneş var. Ben yelken bezini yerine koyarken sen de kahvaltı hazırlasın. Dur bir dakika. Yaşasın, bir tane buldum. Neyi buldun Humphrey? Bir fincan kahveye ne dersin Mouse? Sıcak, dumanları tüten bir kahveye. Çok haizsin. Ben kahvenin varlığını unutabilmek için var gücümle çalışırken sen durmadan bana anlatıp sinirlendiriyorsun. Ama ben gerçek bir kahveden söz ediyorum Mouse. Madem öyle nasıl yapacaksın? Dün kibritin olmadığını söylemiştin. Doğru. Ama şimdi var. Bak. İnanmıyorum. Nereden buldun o kibriti? Sandalın içinde. Keşke dün baksaydım. Hadi gel kumsala gidip ateş yakalım ve güzel bir kahve yapalım kendimize. Dur bir dakika. Kahveyi neyin içinde yapacağız? Yanına çaydanlık ya da herhangi bir kap aldın mı? Hayır ama önemli değil. Dün yediğimiz konserve kutuları duruyor. Onları iyice yıkayıp kahveyi içinde yapabiliriz. Kahve öyle iyi geldi ki Humphrey. Anlatamam. Özlemiştik değil mi? Adanın etrafındaki koylarda liman bulabileceğimize emin misin Humphrey? Hayır ama Bering Denizi'ndeki limanların böyle koylarda kurulduğunu biliyorum. Ben senin gibi düşünmüyorum. Burası ıssız bir ada. Olabilir. Eğer haklıysan kış için hazırlanmamız gerekti. Yiyeceğimiz yetişmeyecek. Ayı balıkları var çevrede. Bunlar sonbaharda çekilirler. Onun için etimizi şimdiden hazırlamalıyız. Yeterince odun toplamalıyız. Bence daha da önemlisi bir barınak lazım bize Humphrey. Geceleri yelken bezinin altında yatamayız. Mutlaka dört duvar, üstü örtülü bir barınak lazım bize. Biliyorum Mahmut. Bir şeyler yapmaya çalışacağım ama önce bu ada ıssız mı değil mi onu öğrenmemiz gerekiyor. Madem öyle, kalk sandala binip adanın etrafında dolaşalım. Şu kuyuya da çıkalım Humphrey. Belki orada bir şeyler bulabiliriz. Hiç sanmıyorum ya. Bakalım. Baktığımız hiçbir koyda ne bir liman ne de bir insana rastladık. Sanırım bu ada senin dediğin gibi ıssız. Gel hadi inelim. Elini ver Mahmut, atla diye. Şuraya bak. Kumsalda tahta parçaları var. Tahta parçaları mı? Vay canına. Bu tahtalar bir sandala ait. Hem de bir ayı balığı avcısının sandalı. Şu yerdekinin üzerinde bir yazı var. Gazel Nemo 2. Gader gemisinin sandalıymış. Acaba içindekilere ne oldu dersin? Bilmiyorum, kurtulmuş olabilirler. Hayır. Eğer içindekiler kurtulmuş olsalardı buradaki ayı balıklarını toplayıp zengin olmak için geri dönerlerdi. Onların kurtulmadıklarını ve açlıktan öldüklerini çok iyi biliyorsun. Ölümden söz etmenin sırası değil. Hadi gel kendi koyumuza geri dönelim Mahmut. Canım yine sıcak kahve çekti. Barınağınız
nerede yapacağını düşündün mü Humphrey? Düşündüm Maud. Adanın hemen her tarafı kayalık. Bol miktarda taş var burada. Kulübenin duvarlarını taşla öreceğiz. Peki ya çatısını ne yapacağız? Çatısız dört duvar bir işe yaramaz. Sandalın küreklerini çatı kilişi olarak kullanabiliriz. Ama onun üstünü neyle örteceğiz? Yosun kullanabiliriz. Ya da yelken bezini. Yok, yosun kullanışlı değil. Ayrıca kokusundan durulmaz. Yelken bezi de olmaz. Onu sandalda kullanıyoruz. Branda örtsek o da su geçiriyor. Ayı balığı derisi kullanamaz mıyız? Tabii ya, neden olmasın? Aferin Mahmut, iyi düşündün bunu. Nasıl olsa yiyecek için ayı balığı avlayacaktık. Hepsini de çatının üzerinde kullanabiliriz. Hatta yağını da aydınlatmadan. Hadi hemen işe başlayalım. Acele etme. Ayı balığını nasıl avlayacağız? Bu konuda herhangi bir bilgin var mı? Merak etme. Hayaletten kaçmadan önce yanıma tüfek ve bol miktarda fişek almıştım. Ama daha önce dört duvarı taşlarla örmemiz gerekiyor. Barınağımızın dört duvarını taşlarla örmek bir haftamızı almıştı. Bu arada Maud'un sertleşmiş kanayan ellerini görmek içimi parçalıyordu. Yine de onunla gurur duyuyordum. Bu nazik yetiştirilmiş genç kızın ağır işler yapması ve bu işleri yaparken bir köylü kadını kadar kuvvet göstermesi kahramanca bir şeydi. Barınağın duvarlarına koyduğum taşların çoğunu o topladı. Bunun yanı sıra yemek pişiriyor, çalı çırpı topluyordu. Sıra çatıyı kaplamaya gelince onunla ayı balığı avına çıktı. Yine ıskaladığını vuramadın Humphrey. Daha dikkatli nişan alman lazım. İlk defa ateş ediyorum Maud. Olacak o kadar. Bu gidişle bütün fişeklerin bitecek ama. Onları öldürmenin başka bir yolu olmalı. Evet, bir yol daha var. Hayaletteki avcılardan biliyorum. Ayı balıklarını sopayla öldürüyorlardı. Ama bu çok vahşice bir şey. Çatı kapanmalı Maud. Kış geldi sayılır. Onların içine karşı bizim yaşantımız söz konusu. Yazık ki yeteri kadar cephanemiz yok. Sanırım sen haklısın. İçinde bulunduğumuz şartlar kimseye acımamamızı gerektiriyor. Başka bir zaman olsa onları öldürmene asla rıza göstermezdim. Ama başka şimdi... Başka çaremiz yok Maud. Ancak bu şekilde hayatta kalabiliriz. Hadi gel, neredeyse akşam olacak. Koy öyle dedi. Yarın sopayla geliriz. Ayı balıklarının sopayla öldürüldüklerinden emin misin Humphrey? Avcıların bunları sopayla öldürdüğünü biliyorum ama nasıl yaptıklarını hiç görmedim açıkçası. Bak ne diyeceğim. Gel vazgeçelim bu işten. Çatıyı yosunlarla örtelim. Yosunla olmayacağını söylemiştim. Olacak şey değil. Ne oldu? Şu ayı balıklarına baksana. Yakından bakınca şirin dediğim bu hayvanlar bayağı ürkütücüymüş. Şu dişlerine bak Humphrey. Tıpkı köpeğe benziyor. Sakin ol. Onların insanlardan korktuğunu sanıyorum. Sanıyorsun ama emin değilsin. Yanlarına yaklaşırsam hepsi kaçacaktır. Yaban ördeklerinin yuvalarına giren bir adamı öldürdüklerini biliyor musun? Yaban ördekleri mi? Evet, yaban ördekleri. Küçük bir kızken abim anlatmıştı bunu bana. Ama ben avcıların ayı balıklarını sopayla öldürdüklerinden eminim. Bana kalırsa yosunlardan oldukça iyi bir çatı yapabiliriz. Anlaşılan sen bu hayvanlardan korkuyorsun Mantur. Sen burada sandalın içinde bekle. Ben avlamak için onların yanına gideceğim. Dikkatli ol. Merak etme. Beni görünce çil yavrusu gibi dağılacaklarına eminim. Allah'ım sen bana yardım et. Bu hayvanların dişleri ne kadar da uzunmuş. Isırırlar mı acaba? Hayvanlarla aramdaki mesafe azalıyor ama hala hiçbiri kaçmadı. Bunu sizin üzerime saldırdı. Hemen kaçmalıyım. Maud! Maud! Hemen geri dönelim. Ne oldu Humphrey? Çabuk gidelim buradan. Namussuz hayvan beni yakalasa ve uzun dişleriyle parçalayabilirdi. Keşke böyle bir şeye kalkışmasaydı. Şimdi bunu söylemenin sırası değil Maud. Herkesin yaptığını ben de yapabilirim. Avcıların bu hayvanları sopayla öldürdüklerini biliyorum. Ama bir daha onları tek başınayken yakalayacağım. Nasıl istersen. Bak. Biraz sinirli olduğum için affet Maud ama sinirlerim gerçekten üzerinde. Şimdi geri döneceğim ve tekrar deneyeceğim. İyi ama hepsi sürü halinde. Tek başına birini nasıl bulacaksın? Bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi. Doktor Thornton'un kitabında okumuştum. Bana kalırsa dişleri rahat bırakıp yalnız olanları saldır. Neden? Bir hareme sahip olmayacak kadar genç ayı balıkları yalnız dolaşırmış. Savaşçı yanına ayaklandı galiba. Gerçi bu şehrin yaratıkları öldürmek işinden hoşlanmıyorum ama... ...yenilgiyi de en az senin kadar kabul edemediğimi söyleyebilirim. Şirin yaratıklar mı? Bu canavarlarda hiçbir şirini görmüyorum ben. Bu senin fikrin. Eğer ona bu kadar yaklaşmazsan... İşte önemli olan da bu. Daha uzun bir sopaya ihtiyacım var. Şu küreği deneyebilirim. Öyle bile olsa dediğimi unutma. Doktor Jones'un anlattıklarına göre bunlar haremlerden uzakta dolaşırlarmış. Bak işte şurada bir tane var. Bak görüyor musun? Evet. Suyun içinden çıktı. Anlaşılan haremin sahipleri onu orada istemedi. O da başka bir yana gidiyor. Onu anlayabilirim. Dur, ben de geliyorum seninle. Geri dönelim. Çatının üzerini yosunla kaplayabiliriz.
Hiçbir işe yaramayacağını biliyorsun. Önden ben mi gideyim? Tamam tamam. Al öteki küreyi de sana vereyim. Gel hadi. Aman Allah'ım şunlara bak. Nasıl bakıyorlar? Küreyi omzuna al. Elinde görürlerse saldıracağını anlayıp hırçınlaşıyorlar. Korkuyorum. Sakin ol, sakin ol. Bak sadece bakıyorlar. Üzerimize gelmiyorlar. Doğruca yalnız duranların yanına gidelim hadi. Deniz Kurtal İnsel'in 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.